depo hacimlerini, limana uzaklıklarını, bütün lojistik bilgileri masamda istiyorum. Ha, birim fiyat maliyetlerini de. Teşekkürler. Sen bizim şirkette olsaydın çalışanların ahlakını bozuyor diye attırırdık vallahi seni şirketten. Kızım bir durdurak ver, devamlı çalışmak olur mu? Dünyanın bütün işlerini sen mi bitireceksin? Gerçi sen okulda da böyleydin. Melda şuraya gidelim, yok dersim var. Melda bunu yapalım, yok çalışmam lazım. Gerçi üniversiteyi birincilikle bitirdin ama... Söylesene hayatında ne değişti senin? Okulda ders, burada iş. Başka bir şey yok mu yani? Ha, pardon. Bir de şu Harun'un evlenme teklifi vardı değil mi? Gerçi sen daha kararını bir türlü veremedin ama... Neyi bekliyorsun? Çocuğun ihaleye çıkmasını mı? Ben... Hayatımla ilgili bazı yalanlar söyledim Harun'a. Yalan? Ne yalanı? Demek üç kardeşsiniz. Aslında dört. Evli olan büyük ablamla pek görüşemiyoruz. Şehrin bir ucunda yaşıyor. Diğer kardeşlerin de senin gibi öğrenci mi? Erkek kardeşim liseye gidiyor. Öbür ablam da çalışıyor. Nerede? Aman kaçıyor, kaçıyor. Ne kaçıyor? Ne olacak? Güzelim çukuru kaçırdın ya. Tabii etrafta ıslatılacak bir kurban yoktu ondan değil mi? Şirkete ilk başladığımız günlerde daha aramızda bir şey yokken geç saatlere kadar çalıştığımız bir gün. Beni eve bırakmak istedi. Servis yok. Ben de bizim mahalleyi görmesin diye yani öyle bir yerde oturduğumu bilmesini istemedim. Aptalca biliyorum ama yaptım işte. Ne yaptın? Lüks bir apartmanın önündeydim. Sanki orada oturuyormuşum gibi yaptım. Aptalca bir komplekse kapıldım işte. Yakınlaşacağımı nereden bilebilirdim ki? Sonra sürekli oraya bıraktı beni. Hiçbir şey de söyleyemedim. Sadece bu da değil. Babamın tamirci olduğunu bile söyleyemedim. Makine mühendisi dedim. Ne yapacağım Gülay? Aile hayatımla ilgili bir sürü yalan söyledim ben.